Sonra... Hepsi aristokrat kabalığı. Abi tamam ama hoş değil. Buyur. Hani kaçıp gelmişsin. O sıra geliyor ki abi çaylan parasını istiyor kahveci diyor. Kahveci mi? He. Satıcı ya. Kaç para oğlum diyor. 80 gümüş. Oğlum ne yaptın? Ya abi bütün gün çay içiyorsunuz ya. Allah Allah. Bir günde bak sizin gittiğiniz verdiğiniz paranın ne yani çay gitti aradın. Burada enflasyon fenaymış. Aynen. İstek var mı? Bende var. Çantam var mı sırt çantası ona yükleyeyim ya. Değil mi? Elinde taşımayın. Ben sevgi bulamam şu an. İçinde. Sırt çantam var mı? Bana ver sana geri koy. Kullanıyorum şimdi. Sırt çantam var ya sırtında senin. Ha evet işte çok dolu içi. Bir şey diyeceğim. 50 gümüş ben var değil mi? Hı hı. Abi 10 gümüş daha var. Bak 60 gümüş daha var. Bir olsun. 60 gümüş var değil mi aslında? Sağ ol dostum. Teşekkür ederim. Çantayı almıyor musun? Alıyorum. Veriyor. Tamam. 60 gümüş sen verdin, 60 gümüş sen verdin, tamam mı? Düşün abi. Tamam. Çantada şıngır şıngır. Senin sadece bir gold'un vardı. 40 gümüş kaldı. Şıngır 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 şıngır. Bunları nasıl kullanacağı dair bir içeride bir şey var. Kitap aldım. Kuşu savaşçıya gitmek için. Kitap var. Kitapta da bir şeyler anlatıyor. Bunlar akşamları çalışabilirsin. Bir tane daha kitap da şeyden almıştım. Tavşan o hengamede vermedim ona. Doğayla alakalı böyle. Aa doğru. Şeylerle. Çelecek var seni. Bir tane daha kitap. Ben de unutmam. Kitap ben unutmam sen bak. Tavşan da unutmaz. Tavşan da unutma. Hayır hayır ben ona açıklama yaparım. Sen sıkıntı yapma bunu ya çok. Aynen onu konuşmuştuk. Sen de bir sürü kitap okudun. Sen de bir şeyler öğrenebilirsin. Onu sonra ayaracağız dedim. Dedim. Bunları şu anda yani belli bir zaman bulduğumda okudum deyip geçeceğiz. Şu an önemli olan şeyi söyleyeyim. Şimdi biz çıktık. Ha. Şey taşı. İçindeki o golem taşını. Dan gelen enerjiyi kullanabilmenin bir yöntemi onu öğrendim. Tamam mı? Tamam ya. Şeyin yaptığı büyünün aynısını yapabiliyorsun. Paralyze. Ağaç paralyze. Hmm. Yerden yani yakında bir ağaç varsa eğer tamam, kökleri adamı kitleyebilirsin, kökleri tutabilirsin. O adam onu kesene kadar stun yemiş gibi. Hareket edebiliyor mu mesela? Yürüyemiyor, hareket ben, edebiliyor. Ben. Sen gidebiliyorsun. Tamam. O zaman Green biz önce sen bir kimi bulalım. Bence şeyi bulup, Clear'ı bulup onunla bir yüzleşelim. Clear mi? Clear, çayanların peşine gitti. Kim bilir nerededir? Clear'ı ne yaptığını anlatmayacaksa bu arada. Yani ben burada oynamayacağım yani. O zaman bulamazsa o zaman şey Baboroko gidelim. Abi su şeye bakalım. Baboroko. İğne için bir bakalım gel. Boyutu koyma. Kobutluk var. Yoldayken karnınızın acıktığını ve karnınız böyle bir kurup ediyor, ötüyor. Hava kararmak üzere, kıpkırmızı bulutlar böyle. Gök güzel bir görüntü. Pazar yeri toplanıyor yavaş yavaş. Pazara gelen insanlar zaten böyle çok azdı. Onlar da dağıldılar. Balkonda oturmuş, keyif yapan insanlar. Sanki böyle deniz kenarı sahilde böyle villalarda oturan insanlar böyle. Bir yandan çay içer, bir yandan balkı eder, bir yandan güneş yer arıyor. Böyle bir hava var millette. Ama böyle gelene geçene de böyle bakıyorlar böyle. Suratlarına ekşiler böyle. Memnuniyetsizce. Ya önce şu üstümüzden falan mı kurtulsak ya? Ama karnınız acıktı istiyorsun. Ona gidelim. En son toparlanan bir sebzeci meyveci adam var. Hemen yanına gidelim. Gözlüğünüze takılıyor. Merhaba. Merhaba merhaba. Çok acıktım ya. Dur bir şeyler yedim. Kapandık. Tamam ama şey ya bir oğlum, şey bekliyor. Oğlum gazayı unutma gemi. Tut ne diyorsunuz ya? Dur biz şey taşırız. Alalım biz. Ne alacaksınız? Dur ben taşıdım işte bak tamam. Dur tamam bu masadakilerden seçeyim. Tamam. Soğan var, patates var bir de pırasa var. Öbürler indiremem onları çıkaracağım da canım çıktı. Yardım edelim sana taşımada. Anda gitsek ya. Anda gitip yiyelim. Taşımana yardım edelim. Abi neye yardım edeceksin? Gaz kaldı zaten. Neyle yardım edeceksin? Hepsi duruyor. Satamamışsın. İyi misin, cin misin? Şu yeni gelen tiplerden değil misin siz? Satamamışsın. Hiç hepsi duruyor. Bizi bile sevmiyor bak. Biz yeni gelen tipler dediniz ama biz yok, farkındayım. Yani. Biz de tesadüfen orada bulunuyorduk. Çok bir alakamız yok yani. Ya kralımız zaten böyle bir şey yapmazdı ama niye böyle... Gelmedi bile ya. Adam gelirdi normalde, ilgilenirdi. Anlamış değilim. Niye böyle oldu? Kralımızın bence başım şu an belada olabilir. Ne alaka? Bilmiyorum sen şu an bir sebzelerden biraz var mı? Konuşuruz. Ne vereyim?
Patates mi edeyim? Patates var. Çiğ patates yiyeceksin ha? Yok, gider bir yerde ısıtırız. Kaynatırız. Kamp mı kuralım, şey mi gidelim? Arkadaşım çok güzel yemek yapar. Sana yemek yapsın, birlikte yiyelim. Biz kamp edeceğiz. Öbür adaya gitmemiz lazım. Bir an önce gemimiz bekler bizi. Gidiyoruz. Hangi adaya? Hangi ada? Kuşluk adası. Kuşların olduğu yer. Peki orası nasıl? Güvenli bir yer mi? Ya orada zaten böyle yerli insanlar var. Her yer köylü. Şey, ben hemen dönüp Elf'e diyorum ki hani şeyler... Yok şey, yemyeşil böyle cıvıl cıvıl ya. Buraya mermer diktiler, her yer mermer. Elf'e dönüp şey diyorum hemen, biz hani taşı bu adaya getirmemek için kaptanla şey, cüce oraya getiriyor. Ondan sonra hani böyle gitmişti ya, gelmeden gitti. Onlar oraya değil, başka adaya gitti. Başka adaya mı gittiler? Küçük. Küçük bir uydu adaya gitti onlar. Adacıklar var hep, değil mi? Aynen. Bence bana giriyor. Vallahi. İki teyit bence kuşu oldu. Hı? Soyun odasına mı gidiyorsunuz? Yedin olsun. Orada mı yaşıyorsunuz? Camlar içinde. Orada yaşamıyoruz. Geziyoruz pazar pazar. Yarın salı günü pazar orada kuşluk adasında. Ne satıyorlar orada? Pazarda satılıyor. Bu pazar. Yine her onun pazarı var. Her adanın pazarı var. Geziyoruz. Uzak mı peki? Burada biraz çok uzak yine ama çok pintiler. Yani. Neyle gidiyorsunuz oraya? Atlıyoruz. Yine gideceğiz. Neyle? Atlıyoruz böyle ve dağ kenarına geliyoruz böyle hop diye atlıyoruz, kasaları tutuyoruz. Nereye gidiyorsun diyor. Ha görüyor musun oğlum? Duydun mu? Nereye gidiyorsun? Gemiyle gideceğiz, neyle gideceğiz? Tabii abi, doğru dostum ya. Gemiyi nereden buldunuz? Burada soğuk ya. Gemi nereden? Kendi geminiz mi var? Belediyenin gemisi mi var? Ağaçları kenarından tahta çarptık yaptık. Kralın gemileri mi var böyle? Ücretsiz mi yani? Bizde gemiyi satsın mı? Ücretsiz değil, pazar gemisi. Pazar geziyoruz. Pazar geziyoruz. Siz mi yaptınız gemiyi? Sen şaka yapıyorsun. Bunlar da hiç şakını anlamıyor ya. Gemiyi nasıl ya? Yapacaksın sen onu? Ya, gemileri... Bir şey diyeyim mi? Aslında bir gemi alırsak hayatımız kurtulur. Gemilerin içinde uçan taş parçaları var. Onlar ne kadar ediyor biliyor musun? Kaç para ediyor? Kaç para? Neyse bizim işimiz var. Hadi oğlum. Bir şey vermeyelim de biz gidelim. Tamam patates al. Az çürükleri kaldı hadi. Ha, tamam. Sen uçan taşları... Bedava benden olsun hadi diyor. Hadi at! Sen uçan taşları nereden biliyorsun? Uçan taşı herkes bilir. Bu adalar neyin üzerine uçuyor? Hiç şöyle bir yumurta... Sen memleket nereden? Nereden geldin sen öyle? Ben mi? Hı. İşte biz böyle geziyoruz memleket. Ben şeyim... Sen gök aleminde gel ilk defa mı geliyorsun? Evet ilk defa geliyorum. Belli oluyor. Uçan taşı herkes bilir. Ya onu elde edemez kimse. Gemilerde şöyle toplu iğne ucu kadar uçan taşlardan olur şöyle. Onların gücünü artırmak için de başka bir taş vardır. Onu kablo çekerler böyle. Onu öyle kontrol mekanizması öyle çalışıyor. O başka taş dediğin nedir? Ne renkti? Adını hatırlamıyorum da yani ben o mühendis değilim sonuçta. Ne renkti o? Geçen bozuldu ondan o taştan bulmak zorunda kaldık şeyde. Burada mobiklik olursa da var ondan aldık. O kontrol eden taş. Abi lacivert bir taş. Lacivert bir taş. Ve bu öbür taşı şey o var. Bobitli kuzusu da benim arkadaşım ya. Hadi ya. Tabii canım. Ne edeyim bana ne? Bu kolumdaki şeyi bile o verdi bana sağ olsun. Beni ilgilendirmiyor ki o. Onun yanına gidiyordum. Senin selamını söyleyeceğim ona. Bana yardım ettiğini söyleyeceğim. Ne yapayım ben Bobitli kuzusu ya? Bana hiç görmemiştim. Evet güzel değil mi? Aldık taşı geçtik yani merhaba ne yapayım ver bir selam versene ne vermesene ben gidiyorum hadi. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Tıngır tıngır yürümeye başladı. Sağ ol patatesler için. Afiyet olsun çürük yerlerini kesin yiyin. Öyle çürük yerlerin karnınıza dokunmasın. Tamam. Gidiyoruz. Pabutik Usta'ya gidelim orada yiyip yaparız. Gidiyoruz Pabutik Usta'ya. Evet. Beni uzun sürer ya. Ben elimi yıkayacaktım da. Bir tane kız. Ama göğüsleri kocaman. Top gibi. Yarı cüce. Yarı cüce. Gözlerini kıpıştırıyor böyle. Upuzun cümel çekmiş böyle. Gözlerini kıpıştırırken gözlerinin kirpikleri buna değince buralar siyah oluyor falan böyle. Makyajı böyle bol sürmüş. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk.
İncecik sesi var böyle. Bir bakıyor kağıtlarına. Görevlerinizi tamamlamışsınız öyle mi? Evet. Sorulara cevap vermişsiniz. Şimdi tabii her loncada olan akıl okuyucularımızla gideceksiniz. En son aşama orası. Bir şey mi verecektiniz bana elinizde tuttuğunuz şey? Akıl oyuncular ne tarafta? Şu tarafta. Direkt ondan mı bahsedeceksiniz? Verecek mi mektubu? Birazdan. Hani yerini öğreneyim sonra. Şu kapıdan önce sağda, sırada bekleyin. Bak orada oturanlar var diyor. Sıranı verdiniz mi siz? Tabi sıra numaran 17. Ha. Tamam. Teşekkür ederim. Size bunu yolladılar bu arada. Nedir bu? Bu da mı belge? Neresi imzalayacağım? Belge değil, mektup. Kim yazmış acaba? Aşağıdaki güçlü cüce. Güçlü cüce. Akıl okuyucusuna mı yazmış? Yok, size yazmış. Bana yazmış. Bana niye yazası ki o? Bilmiyorum. Bir okuyun bakın. Ben de bu sırada oraya gideyim. Ay iğrenç herif, seni gidip pislik. Çart çur çart çur çart yırtıyor atıyor böyle aşağı doğru. Kağıt parçaları süzülüyor. Ne yazmış ki size? Memelerimi ellemek istiyormuş yazmış, manyak pislik. Pis sapık ya. Tam bir pislik. Özür dilerim, böyle bir şey yazdığını bilmiyordum. Duygularımı böyle ifade ediyorum hanımefendi. Kusura bakmayın, ne diyeceğimi bilmiyorum. O kadar çok memelerinizi okşamak istiyorum ki. Böyle yazılır mı mektup? Ben konuşurum. Geçen de yazmışsın, hatırlıyorum. Bir yıl önce yazmıştı böyle bir şey. Hatırlıyorum onu ben. Pislik aşağı, onu aşağı gidince tokadı.